Devam edecek. Başbakan Davutoğlu, Taner Yıldız, Mehmet Şimşek, Babacan oradalar. Ve Resul Şahingöz Davos'ta. Hemen kendisine dönelim. Resul merhaba. Merhaba Zeliha Hanım. Evet, alalım senden oradaki havayı, oradaki durumu. Bir anlatırsan bize. Evet, küresel liderler bir kez daha hadi hep birlikte Davos'a dediler bu yıl. Bu yıl yine Dünya Ekonomik Forumu'nda konu başlıklarını şöyle aktarabiliriz. İki ana konu başlığı var. Birincisi kalkınma, ikincisi ise istikrar. İstikrardan kasıt günümüzdeki fiyat istikrarsızlığını nasıl istikrarlı bir hale getirilebileceği. 300'e yakın toplantının yapılacağı tahmin edilen bu yılki Davos'ta İsviçre ekonomisinin temsilcileri, Amerikalı ekonomist Nouriel Roubini, Davos'u yöneten Profesör Klaus Schwab kalkınma ve fiyat istikrarsızlıkları üzerine söz alacaklar. Amerika Dışişleri'nden Dışişleri Bakanı gelecek, François Hollande gelecek, Angela Merkel gelecek, Sayın Başbakan Ahmet Davutoğlu gelecek ve bu konularla ilgili çeşitli açıklamalar yapacak. İsviçre medyasında ise açıkçası Davos'un bu yıl şu şekilde bir atmosferde geçeceği ifade ediliyor. Birincisi işte geçen iki hafta önce Charlie Hebdo saldırısının gölgesi altında gerçekleşeceği, Ukrayna'daki tansiyonların göz önünde bulundurulacağı ve dünya ekonomisindeki belirsizliklerin gölgesi altında bu yılki Davos'un organize edileceği belirtiliyor. Bu yılki yapılacak olan 45. Davos ve bu yılki Davos'u başlatacak olan kişi ise İtalya hükümetinin başkanı Matteo Renzi başlatacak. Ardından Sayın Başbakan Ahmet Davutoğlu söz alacak. Çünkü bu yıl bilindiği üzere G20 toplantıları Türkiye'de organize edileceği için ikinci konuşma hakkını Sayın Ahmet Davutoğlu'na verildiği ifade ediliyor. François Hollande ve Angela Merkel'in ise Perşembe ve Cuma günü konuşmalarına yapılacağı ifade edildi. Evet, enteresan açıklamalar gelir mi? Böyle bir beklenti var mı acaba? Yoksa yine aynı Davos, yani hani böyle bazen flash haberler de çıkıyor. Öyle bir beklentiye sahip miyiz? Çünkü liderler ve konuşulacak konular çok önemli. Ne dersin Resul? Şimdi şu beklenti açıkçası normalinde kalkınma ve dediğim gibi fiyat istikrarsızlığı üzerine bir Davos organize edilmesi bekleniyor. Ancak İsviçre medyasındaki beklenti şu şekilde. Yani iki hafta önce Fransa'da gerçekleştirilen terör saldırısının ciddi bir şekilde toplantılarda gündeme getirilebileceği, liderlerin bu yönde Avrupa'da ve dünyada güvenlik önlemlerinin arttırılması, ortak teröre karşı bildirilerin yayınlanması, ortak çalışmaların yapılması ülkeler arası gibi konuların gündeme getirilmesi açıkçası bekleniyor. Teşekkür ediyoruz Resul Şahingöz aktardıkların için. Evet, Davos başladı. Orada